Telefonda anlattın da benim biraz kafam karıştı. Şimdi ben bu maskeyi takmasam otelde işe almayacaklar. Doğru mu? Aynen öyle. Allah Allah. Vallahi abi pek bir şey anlamadım ama neticede iş lazım. Mecbur. Takacağız. Sus. Sadece içine bak. Kim sana ne takarsa taksın sesini çıkarma. Bu düzen böyle. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Düzen bu. Yapacak bir şey yok. O değil de uzun zamandan sonra işim olacak abi. Bayağı heyecanlandım ya. Bunu çıkarıp biraz nefes mi alayım? Hadi ya, hadi. Çıkarayım hadi. Abi. Korkmayın çocuklar, korkmayın. Arkadaşın aşısı yapılmış, ısırmaz sizi. Abi o zaman niye aşıyı maskesini takmıyor? Ödümüz koptu vallahi. Tak lan maskeni. Başımızı belaya mı sokacaksın sen? Baksana şuna, sanki turistten daha değerli. Ya buradan bir turist geçseydi ne olacaktı? Tamam müdür bey, yeni gelen turist kafilesini saygılı bir şekilde karşılayın. Kemal bey, bahsettiğim arkadaş bu. Çok sağlam çocuktur. Benim için sağlam olması önemli değil. Kendisi aşılı mı? Aşılı aşılı. Gördüğünüz gibi maskesi bile var. İyi iyi, turistlerin karşısında maskesiz çıkmak yok. Tabii ki Kemal bey, hiç merak etmeyin. Sürekli maskem takılı olacaktır. Hatta yatarken bile takacağım. Tamam, fazla uzatmayın. İşe aldım seni. Yarın gel başla. Tamam Kemal bey, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım, yarın geç kalmayın. Sakın unutmayın, her şeyden önce turist. Tamam Kemal bey, yarın geç kalmayız. Yok abi yok. Yok abi, bu ne saçmalık? Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Taksana maskeni, bir işin bizi görecek. Bırak abi ya, kim görüyorsa görsün. Duymadın mı adamın dediğini? Neymiş efendim? Her şeyden önce turist. Allah Allah! Oldu olacak kuduz köpekler gibi kulağımıza numara da taksınlar aşılandık diye. İyi de kardeşim, benim ne suçum var? Yok kardeşim, sana bir şey dediğim yok. Suç bize köpek muamelesi yapanlarda. Söz dinlemez, kendini bilmez, arsız sevdiği. Alkolik olmuş, önünü de görmez.